Ben tasarım yolculuğunu bir tür eliminasyon silsilesine hep benzetirim. Pek çok mimar bir sürü şey çizer, bir sürü eskiz yapar ve bir sürü eskiz üzerinden düşünür. Ben kişisel olarak bunu hiç yapamayan birisiyim. Yani ben eskizleri çok uzun bir sadece düşünme döneminden sonra yapabiliyorum. Pek çok farklı biçimsel eskiz yapmak yerine esasen pek çok farklı okuma yapmayı, pek çok farklı düşünce geliştirmeyi, kafamın içinde belirli bir noktaya geldikten sonra ancak bunun ete kemiğe bürünür halini oluşturacak noktada olduğumu hissettiğimde bir eskiz yapmayı tercih ediyorum. Bu yapıda da başka türlü bir şey olmadı. Çok ciddi bir zihinsel sürecin sonucunda belirli bir fiziksel çözüme kavuşturduğumuzu söyleyebilirim. Esasen kent gerçekten de bir organizma. Türkiye'de büyük şehirler, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirler çok uzun yıllardır ciddi anlamda göç alan, dolayısıyla aslında planlamaları hayli zor olan, hatta kimi zaman öngörülenin çok ötesinde büyüdükleri için neredeyse imkansız hale gelen kentler oldular. Öyle bir kent ki İstanbul gerçekten çok katmanlı, tarihsel olarak da, fiziksel olarak da, sosyolojik olarak da, demografik olarak da, hatta dini olarak da çok katmanlı bir şehir olduğu için pek çok alt organizmayı içinde barındıran, onların iç içe geçebildiği, birlikte yaşamanın aslında bu şehrin genlerinde, genetik kültüründe olduğu bir durumdan söz edebiliriz. Bu anlamda bakınca İstanbul'da geçtiğimiz yüzyıllardan kalan pek çok medeniyete beşik haline gelmiş bu şehrin bir tür sembol yapılarının içinde bulunduğu, hem de bu cumhuriyetin kurulma döneminin ve ondan sonraki dönemin, yani 50'ler 60'lar gibi dönemlerinde nitelikli yapılarının bulunduğu bir şehirden bahsediyoruz. Bütün bunların iç içe yaşadığı, hatta süperempoze edildiği, üst üste geldiği ve bu konglomeradan, bu karmaşadan veya bu karışıklıktan çok da tatlı, çok da tadı yerinde olan bir bütünsellik elde edilmesi çok olasıdır. Bunu kentin planlamasında göz önüne almakta büyük fayda görüyorum. Bu hat bir dönemin liman hattı olarak öne çıkıyor ve hatta depolama alanı olarak da ortaya çıkıyor. Hatta bir dönemde ciddi anlamda bir üretimin olması, yani top üretiminin olduğu bir dönemde var. Dolayısıyla aslında bu bölge bir tür fragmanların olduğu, o ölçeğin olduğu bir yer değil. Yani yapısal ölçek olarak domestik yapıların, küçük yapıların olduğu bir yer değil. Tam tersine büyük üretim ve depolama yapılarının bulunduğu bir alandı. Bu hattın içindeki binalar korunabilir,
yenilenebilir, yeniden kullanılmaya çok elverişli binalar olarak göze çarpıyordu bir dönem. Zira orada aslında o yapıların yapıldıkları dönemin kuvvetli yapıları, sağlam yapıları olduklarını biliyoruz. Ve onların gerçekten dönüştürülerek var olması, biraz bu katmanların görünür halde olması, hatta üzerindeki patinanın, üzerindeki ne diyelim, bu kullanılmışlık katmanlarının da diğer kuşaklara aktarılması mümkün gibi gözüküyordu. Şimdi sadece İstanbul'da değil, aslında Batı'da da pek çok merkezde, hatta Doğu'da da, Çin'de de pek çok eski endüstri merkezinde, endüstriyel alanda sanat kendisine yer buluyor. Bunun aslında çeşitli sebepleri var. Bunlardan bir tanesi esasen doğrudan doğruya ekonomik nedenler. Yani sanat esasen kendisine büyük alanlar istediği zaman, sergi için büyük kalabalıkların gelip, büyük kalabalıkların o sergide yer almasını istediği zaman, ortaya çıkacak olan yeni mekan yerine mevcut bir mekanın kullanılması ekonomik yönden esasen bir süre için geçerliliğini koruyor. İşte Ruhr Havzası Almanya'da önemli bir sanat merkezi haline geldi aynı zamanda. Çok iyi biliyoruz ki işte dünyadaki bu öncül örnekleri, Tate Modern gibi Londra'daki eski elektrik üretim merkezlerinin yeniden kullanılarak sanat merkezlerine dönüştürülmesi. Hatta bunlar son dönemde çok yaygın hale geldi. Aslında içinde bulunduğumuz dönemin sahipleriyle çağdaş sanatın ortaya koymuş olduğu tansiyonlar bu tür yapıların bir fon teşkil etmesini bu sanat adına çok daha elverişli ve doğrusunu söylemek gerekirse aynı zamanda çok da havalı hale getiriyor. İlk olarak antrepo yapısının bir resim heykel müzesine dönüştürülmesi veya o yapının resim heykel müzesi için tahsis edilmesi, verilmesiyle birlikte sanıyorum kısa bir süre sonra benim de içinde bulunduğum bir döneme dönüştü. Doğrusunu söylemek gerekirse beni de çok heyecanlandıran bir projeydi. Bunun pek çok nedeni var. Bunlardan bir tanesi doğrudan doğruya benim de içinden geldiğim bir kurumun sahibi olduğu, belki de Türkiye'nin en kapsamlı, en geniş koleksiyonlardan bir tanesine sahip olması. Türkiye Çağdaş Mimarlığı'nın en önemli temsilcilerinden olan Sedat Hakkı Eldem'in içinde bulunduğu bir tasarım olarak ortaya çıkmış olması. Bunu neden böyle söylüyorum? Zira Sedat Hakkı Eldem'in tam olarak kastettiği veya tam olarak tasarladığı yapı bugün bildiğimiz yapı değil. Büyük dönüşümlerin olduğunu biliyoruz ama genel olarak bunun bir Sedat Hakkı Eldem tasarımından ortaya geldiğini de biliyoruz. Onun eskizleri, çizimleri, işte daha sonra ortaya çıkan inşaat belgeleriyle bu katmanlara ulaşmak mümkün. Kentsel hafıza açısından çok önemli olduğunu düşündüğüm, o üretim ve depolama mekanizmalarının ortaya çıkardığı üç boyutlu gridin çok net bir şekilde okunduğu ve esasen hakikaten o bölgenin çok uzun bir süredir kaderini teşkil etmiş olan, o bölgenin kentsel hafıza adına bir tür alameti farikası haline gelmiş olan yapılar bunlar. Adaptive reuse denen yeni bir kullanıma adapte ederek tekrar dönüştürme diyelim veya rejenerasyon diyelim. Biz esasen bu yapıda böyle bir şeye gittik, yola gittik. Ve antrepo yapıları hayli güçlü yapılar. Yani yapıldıkları dönemde üzerlerinde büyük tonlarca ağırlık taşıma üzerine kurulu yapılar.
Buna karşın son deprem yönetmeliklerine de uygun yapılar değil imalat açısından. Ama tabii bizim mühendislerimiz, yani statik mühendislerimiz taşıyıcı sistemle ilgili çok ciddi raporlar hazırladılar. Orada göründü ki yapıyı yerinde tutarak dönüştürmek mümkün ama ciddi anlamda da güçlendirme gerekiyor. Ta temelinden başlayarak, yani çünkü temelde biliyorsunuz o yapılar suyun üzerinde duran yapılar. Ta temel bölgesinden başlayarak bir tür onarımın ve güçlendirmenin yapılması söz konusuydu. Yapı soyularak, bütün işte tabliyelerinden ve duvarlarından arındırılarak, döşeme ve duvarlarından arındırılarak bir tür yenilemeye tabi tutuldu. Farklı noktaları güçlendirildi ve aslında bizim için benim çok önemsediğim o pure, katıksız, üç boyutlu grid, ızgara çok da fazla karakteri değiştirilmeden yerinde tutuldu. Müze eski bir kavram, aslında eskimiş de bir kavram. Müze yapıları esasen bugünkü insanlığın içinde bulunduğu dinamiklerle çok da örtüşen bir kavram değil. Ve müze yapılarının bundan önceki tahayyülüyle bugünkü sanatın da tam olarak üst üste çakıştığını söylemek zor. Fakat her şeye rağmen işte burada üzerinde durduğumuz koleksiyonun yaşı, niteliği ve durumu, aynı zamanda yapının bulunduğu özel konum, bütün bunlar üst üste geldiği zaman ne tam olarak steril, içine girildiğinde artık hani sabah girdiğinizde, akşam çıktığınızda hava nasıldı, gün nasıl geçti, hiçbir şekilde anlamadığınız o white box denilen sanat nesnesiyle izleyiciyi katıksız bir şekilde, bariyersiz bir şekilde baş başa bırakan bir tür eski müze tahayyülü, bununla tam olarak örtüşmeyen, bunu belirli noktalarda sağlayan ama belirli noktalarda da ziyaretçinin kentle ilişkisinin kurulduğu bir sistem oluşturuldu. Bu da işte bir takım galeriler şeklinde, birbirinden bağımsız bir takım galeriler şeklinde ortaya çıkan o demin anlattığım white box'ların kendileri ve onları birbirine bağlayan ne diyelim, daha kentsel, daha açık, daha geçirimli ve izleyicinin izleyiciyle, izleyicinin kentle ve izleyicinin sanat nesnesiyle bu sefer farklı bir, daha çok daha interaktif bir ilişki kurabileceği bir durumun yaratıldığı açık galeriler ve koridorlar. Bu hikayeyi bütün bu üç boyutlu ızgaranın içine neredeyse yeni bir dünya olarak, o ızgaranın varlığından beslenen, ona tutunan, ona ilişen ama onunla çok da böyle hemhal olmayan, iç içe geçmeyen, daha doğrusu yapışmayan bir yeni durum olarak ele aldık. O nedenle de o eski ızgara bir önceki yapısal varoluşuyla orta yerde duruyor. Ama yeni yaptığımız, yeni koyduğumuz bütün yapısal katmanları bugüne ait farklı bir dilde ve o ızgaranın dışında duran, betonarme ızgaranın dışında duran, bu sefer metal, bu sefer daha hafif ve o ızgaraya asılan, zaman zaman bazen onun üstüne oturan bir şekilde ele aldık. Bir başka önemli unsur da esasen ana caddeye, yani yapının tam önüne kurulduğu ana caddeye, Meclis-i Busan Caddesi'ne cephe veren bir önceki döneme ait ofis yapısı.
antrepo yapısıyla ofis yapısı birbirine bitişik ve esasen birbirinin devamı gibi duran ama içeriden bakıldığı zaman hiçbir ilişki kurmayan, hatta döşemelerinin seviyeleri bile aynı olmayan iki yapıydı. Belki çok burada yaptığımız ne diyelim en önemli müdahale. Belki bu iki yapıyı bu anlamda en azından dışarıdan bakıldığında değiştirmesek de içeriden bakıldığında aynı yapı veya tek yapı haline getirmek oldu. Bunu yaparken de ofis yapısının dış kabuğunu olduğu gibi tutarak yeniden inşa ettik. Ama içindeki döşemelerin tümünü kaldırarak orayı ana yapının düşey sirkülasyonunun sağlandığı, düşey ulaşımının sağlandığı bir nokta haline getirerek bir kısmını da boş bıraktık. ...50'li yıllarda inşa edilirken yapılmış olan durumun aynısını biz o günkü mozaiklere olabilecek en yakın renk kombinasyonunu bularak tekrar bir takım renk okumalarıyla yeniden ürettirerek ortaya getirdik. İki düşey ulaşım imkanı var. Bir tanesi de oradan doğruya asansörle olan ulaşım. Bir de rampamsı bir merdiven var. Bir süredir, uzunca bir süredir benim pek çok farklı yapıda kullandığım bir sistem. Böyle basamakları alçak ve geniş olan bir sistem. O belki bir rampa kadar büyük bir açıklık, uzunluk gerektirmiyor. Ama bir kattan bir kata çıkarken hakikaten insanı az yoran bir sistemdir. Her katın kendi içinde bir gezinti senaryosu var. Bu senaryonun herhangi bir küratör tarafından revize edilmesi, değiştirilmesi, sıranın bozulması, bir takım yeni dolaşım senaryolarının kat bazında oluşturulması mümkün. Bunu çok önemli görüyordum. Yapının bir cadde yüzü, bir de Galata Port veya deniz yüzü var. Diğer taraflarda ise yine o üç boyutlu ızgaranın rahatlıkla okunabildiği ama bu sefer onun içine yapının daha evvel yüzünde olmayan, ne diyelim varoluş biçiminde bulunmayan bazı yeni elementler geliyor. Bunlar oradaki dışarıdan birer kutu gibi gözüken, birer üç boyutlu nesne gibi gözüken tarafsız da nesneler. Bunların tarafsızlığı şöyle ki bir tür endüstriyel bir görünümleri var. Metal yapılar, delikli perfore bir şeyi var, dış yüzeyi var. Onun arkasında da bir sağırlık var. İkisi arasında da bir boşluk var. Dolayısıyla aslında dışarıdan bakıldığında pek fazla ser verip sır vermeyen kutular bunlar. Onun dışında kalan, kutuların dışında kalan alanlar ise, yüzeyler ise olabildiğince şeffaf. Bu da aslında yapıya dışarıdan bakıldığında içerideki sirkülasyonu, yatayda ve düşeyde gerçekleşen sirkülasyonu mümkün olduğu kadar göstermek üzerine de kurulu. Bununla birlikte bu çift cidarlı kutuların yüzeylerinde de gündüz vakti çok tarafsız olan, hayli endüstriyel gözüken bu koyu gri renkli metal, arkada yanan ışığın ve arkadaki sağırlığın rengi nedeniyle hava karardıkça yavaş yavaş kızarmaya başlıyor. Eserlerin bulunduğu yerlerin çok önemli bir bölümü esasen kendisini geri çeken o bildik müzedeki white box şeklindedir. Yani galerilerin içleri içine girip sadece eserle baş başa kaldığınız, dış dünyadan tamamen arındığınız ve o klasik müze yapısı dediğimiz yani modern müze daha doğrusu aslında öyle demek lazım. Yani
Cabinets of Curiosity'den bahsetmiyoruz neticede. Modern müzelerin klasik halinden bahsediyoruz. O bildiğimiz white box'un, beyaz kutunun geçirimsiz olan, daha doğrusu katışımsız olan, sadece sanat nesnesiyle ziyaretçinin baş başa kalabileceği o dingin ve steril ortamdan söz ediyoruz. Bizim resim sergilediğimiz alanların çok önemli bir bölümü böyledir. Yani orada şeyden, işte iklimlendirmeden doğal olmayan ama işte o resim için yapılmış olan ışığa kadar her şey çok bildik normların içinde, o çizginin içindedir. Ama kapıdan dışarı çıktığınız anda başka bir galeriye giderken tamamen başka bir dünyada, belki işte tarihi yarımadanın bir ucunu görebildiğiniz, bugün Galata Port dediğimiz yapıların kendilerini görebildiğiniz ve hatta dışarıdaki insan kalabalığıyla iç içe olabildiğiniz bir durum var. Sonra yeni bir koleksiyonla veya koleksiyonun diyelim ki 24. parçasıyla buluşmak istediğinizde yine bir kapıdan giriyorsunuz ve gene o başka bir steril ortamın içinde oluyorsunuz. Bir de geçici sergi alanı var ki o sergi alanı diğer anlattıklarıma hiç benzemiyor. Bu sefer tam tersine dış dünyadan neredeyse kopmakta çok zorlanılacak olan, biraz böyle doğal ışığın kontrollü bir biçimde geldiği, çünkü diğerinde hiç doğal ışık yok diğer alanlarda ve esasen çağdaş sanatın kendisine biraz da böyle yakışıklı bir fon haline gelebilecek büyük mekanlar, rampalı mekanlar, işte çevresinde nesneyi farklı kodlardan izleyebileceğiniz bir takım deneyim alanları var. Bu yapı bir müze yapısı olmanın ötesinde bir kamusal, olabildiğince bir kamusal yapıya dönüşebilmeliydi. Bu nedenle de söz gelimi zemindeki geçirgenliğini çok önemsedik. Ve biz esasen bu yapının cadde, yani ana cadde, Meclis-i Mebusan Caddesi ile bugünkü Galata Port projesinin ortak alanlarını bağlayan, belki bu yapıyı hiç kullanmayan, yani bu yapının içinde gezmeyecek olan insanların bile içine bir girip çıkabilecekleri, belki orada işte birkaç tane sergi ilanı veya sergiye ait bazı objeler, bunları görebilecekleri, çünkü aynı kodda müze mağazası da var. Belki sadece oturup bir broşür veya kitap okuyabilecekleri bir mekan olarak zemin katı tasarladık. Ben zemindeki geçirimliliği ve yapının esasen bir tür kullanıcı arttırımını çok önemli buluyorum. Yapı bir tarafıyla Meclis-i Mebusan Caddesi'nden insanları alıyor, kabul ediyor. Diğer tarafıyla da bugün işte İstanbul Modern'in de tamamlanmasıyla birlikte oluşacak olan o meydanın, içinde Saat Kulesi'nin bulunduğu meydana doğru açılıyor. Bu aslında çok önemli bir özellik ve bence yapının zemin katının kullanımını bu anlamda çok etkiliyor. Dolayısıyla orada sadece bir sergi görmek veya sanatla haşır neşir olmak yerine gerçekten sosyal ilişkilerin de kurulabildiği, farklı sosyal sınıftan insanların içinde olabildiği ve bir ortamda kaynaşabildiği bir yer olmasını hedefliyorum. Bu esasen mimarlık alanında benim çok önemli gördüğüm bir durum. Yani yapıları böyle kendi içine kapalı ve erişilmesi zor bir, ne diyelim, atmosfer haline getirmek yerine tam tersine tepe tepe kullanılan, içine rahatlıkla girilen, pek de fazla
o yapının esas işleviyle ilgisi olmayan durumların da gerçekleşebildiği bir yapı hedeflenmesi gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan bu yapı, yani işte bu İngilizce cross programming dedikleri farklı programların iç içe geçmesiyle zenginleşen bir durumu yaratabilir. Bu mimari de öncelenmiş bir durum ama bunun için işletme mantığının da aynı çizgide, aynı yönelimde olması gerekiyor. Ve umuyorum bu gerçekleşecektir.